Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 18 Kasım tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gelecek. Bu tarihte aynı zamanda Türkiye milli futbol takımı ile Almanya milli futbol takımı arasında da bir futbol müsabakası oynanacak. Bu maçı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlemesi bekleniyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Erdoğan'ın sayılı günler kalan bu Almanya ziyaretiyle ilgili maalesef Almanya'da kara bir propaganda yapılıyor. Bu kara propagandaya Türkçe yayın yapan bazı internet siteleri de katıldı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmesinden çekinmiyor. Bunun yanı sıra Filistin-İsrail konusuyla ilgili olarak da Erdoğan'ın Almanya'da herhangi bir açıklama yapmasının Almanya sokaklarını karıştıracağı ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak Almanya İstihbarat Örgütü ve Almanya İçişleri Bakanlığı polisleri önlem almaya, bununla ilgili planlama yapmaya başladı deniliyor değerli izleyicilerimiz. Almanya'nın Türklerden bu kadar korkmasının en büyük nedeni tabii ki bizim Almanya'daki kalabalık nüfusumuz. Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 5,5 milyon vatandaşımız Almanya'da yaşıyor. Türkiye kökenli vatandaşımız Almanya'da ikamet ediyor. Hal böyle olunca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti büyük bir korkuya Almanya'da neden olmuş vaziyette. Olaya baktığımız zaman Almanlar hangi konularda çekiniyorlar? Filistin, İsrail konusu mesela. Peki Filistin, İsrail konusunda Almanya nerede duruyor? İsrail'in yanında duruyor. Hatta silah, para yardımında bulunuyor ve Filistin'de daha kundakta olan bebeklerin öldürülmesine aracılık ediyor. Bu cinayetlerde Almanya'nın da tıpkı Amerika Birleşik Devletleri gibi rolü var. Yani çıkıp bunu Erdoğan'ın söylemesinden tabii ki korkarlar. Çünkü Almanya'daki milyonlarca duyarlı insan, bakın Müslüman demiyorum, Türk demiyorum, duyarlı insan gerçekleri biliyor ve algılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili açıklama yapmasını biz de bekliyoruz ve açıklama yapması gerekiyor. Her ne yaparsanız yapın, güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bakın değerli izleyicilerimiz, milyonlarca vatandaşımıza ev sahipliği yapan Almanya'yı biz karalamıyoruz. Gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Almanya kendi içerisindeki göçmenlerle ilgili birilerinin konuşmasını istemiyorlar. Ayrıca ülkenin siyasetiyle ilgili dışarıdan müdahale duymak istemiyoruz, görmek istemiyoruz diyorlar. Ama kendileri Türkiye'de en ufak bir olay olduğu zaman ortalığı yıkıyorlar. Bitti mi? Hayır. Bakın şu anda Almanya terör yandaşlarına ev sahipliği yapıyor. PKK'lısı, FETÖ'cüsü, aklınıza ne kadar terör yandaşı varsa hepsi Almanya'da. Almanya hepsine çalışma izni, oturma izni verdi. Hala terör örgütü PKK'ya silah, para yardımında bulunuyor. Hala Almanya'nın sokaklarında, caddelerinde değerli izleyicilerimiz bu terör yandaşları istedikleri gibi atını oynatıyor, cirit atıyorlar. Ben bunları anlatınca birileri inanmıyor. Yıllarca teröre destek vermedi mi Almanya? Verdi. İşte Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyarette bunların konuşulmasını istemiyorlar. Onlar şunu istiyorlar. Bu arada şunu söyleyelim. Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı bu ziyaret Başbakan Scholz'un daveti üzerine gerçekleşecek. Bunun da bilinmesinde fayda var. Şimdi gündemde hangi konular var? Göçmenler konusu var. Diyecekler ki Erdoğan'a, kapıları aman sıkı tutun, Avrupa topraklarına göçmen gelmesin. İsrail konusunda Hamas'ı bir terör örgütü olarak ilan edin diyecekler ki kafalarından geçen şu arkadaşlar, ne yapsınlar? İsrail daha kolay bir şekilde bebekleri, kadınları, yaşlıları, sivil, masum insanları öldürsün diye. Ya böyle bir bakış açısı devlet yönetimi olur mu arkadaşlar ya? Orta Doğu kan gölüne dönmüş bugünkü rakamlarla yaklaşık 10 bin Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 5 bini çocuk. Evet, çıkıp Almanya şunu söylemiyor. Ya kardeşim, silahları bir susturun, masaya bir oturun.
bu masanın etrafında kavga edin, konuşun ama bir orta yol bulun demiyor. Ne yapıyor Almanya? Diyor ki İsrail haklıdır diyor, silah verelim diyor, daha çok Filistinliyi öldürün diyor. Neden bunu söylüyorlar? Korkuları neden? Çünkü geçmişte bu Yahudilerin atalarını, dedelerini vesairelerini fırınlara atıp yaktılar. Şimdi de borçları var arkadaşlar. Diyet ödüyorlar. Evet, diyeti ödüyorlar ve biz İsrail'in yanındayız diyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konu gerçekten çok çok düşündürücü. Aslında Almanya'nın gerçek yüzünü bizlere gösteriyor. Şimdi beni yurt dışından izleyen tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haber vereceğim. Gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ve şimdiden geleceğe dair bir hazırlık yapmamız gerekiyor, yoksa ileride özellikle ekonomik olarak sıkıntılar çekeriz diyorsanız ve bu sıkıntıları yaşamamak için benim de eşimin de Türkiye'de bir emekli maaşı olsun, şimdiden biz emekliliğimizle ilgili hazırlığımızı yapalım diyorsanız, şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. Çünkü eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsatı mutlaka değerlendirin. Özellikle yurt dışında yaşayan hanımefendilere söylüyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi, şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Beyler için de söylüyorum. Geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Peki Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? İşte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız, artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi, Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa, hem kendileri için, hem eşleri için, hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa, bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki, hayatta bir sefer olan bir şey, son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz, peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaşı alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevuda uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde
yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil, artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı, mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.